Şimdi bu gerçekten üzerinde son yıllarda çok uğraştığımız bir konu. Sebebi de şu. Diğer sebeplerle bize gelen hastalarda bir şekilde yüksek derecede başarı elde ediyoruz. Yani erkekte problem varsa çok derdimiz değil. Kadının tüpleri tıkalıysa veya polikistik yumurtalık sebebiyle geldiyse burada da çok büyük problemimiz yok. Çünkü yumurta sayısında bir derdimiz yok. Evet. Ve her yumurta bizim için de çok değerli. Ama yumurta sayısı az olan hastalarda bu sorunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yeni Poseidon diye bir grubumuz var. Dünyada sayılı bilim adamlarının bir araya gelip kafa patlattığımız. Ve burada bu hastaları farklı gruplara ayırdık. Şimdi 28 yaşında az yumurtası olan bir hastayla 42 yaşında az yumurtası olan bir hasta aynı değil. Eğer yaşınız gençse, yumurta sayısı azsa gerçekten başarı çok yüksek. Yani tek yumurtayla dahi gebelik şansını %60 verebiliyoruz. Önemli olan o tek yumurtayı bulabilmek. Yüksek ilaç miktarlarına iyi cevap veriyor bu hastalar. Genç yaşta. Genç yaşta Evet. ise. Diyelim ki ileri yaşta. İleri yaşta bir kere fazla ilaç vermenize rağmen yine de çok fazla yumurta elde edemiyorsunuz. Bizim aramızda bir tabiri var. Yumurtalık limon gibi sıkılmıyor maalesef. Ne kadar çok ilaç verirseniz de gene de az sayıda yumurta elde ediliyor. İkinci konuda elde ettiğimiz yumurtalarda da kalite bozuk. Şimdi kalite derken tabii ki nesi Bunu nasıl bozuk? anlıyoruz? Yani kalitesiz olup olmadığını. Yani ben hemen şöyle soruyorum. Sonuçta sinir hücresine ben baktığımda Evet. bir renginden bir şeyler anlarım. İşte Evet. morsa beslenmesi bozuktur derim falan filan Evet. ama yani ya bu kalitesiz, bunun iyi, genetiği iyi değil deyip atma şansınız yok. Ama neler yapıyoruz orada? Şimdi iki şey var. Bir tanesi yumurta şeklen yani morfolojik olarak incelenebiliyor. Ve embriyo olduktan sonra yani döllendikten sonra gelişim hızına bakıyoruz ve buradan bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Çok hızlı giderse kötü, çok yavaş giderse de kötü. Artık laboratuvarımızda 24 saat BBG evi gibi izleyebildiğimiz için Evet. O embriyoyu müthiş bir şey. gerçekten gelişimini takip ediyoruz. Yani sabah geldiğimizde bakıyoruz ki gece neler olmuş diye. Birincisi bu. Ama daha önemlisi ileri yaşlarda genetik bozukluk ihtimali çok artıyor. Çok net bir sayı var. 3 embriyodan ikisi genetik olarak kusurlu. Biliyoruz. Ama maalesef şekline bakıp bunu anlamak mümkün değil. Bunun için de geliştirilmiş olan genetik testler var. Dünyada farklı farklı genetik testler var. Biz özellikle bir genetik testi seçtik kendi bünyemizde yapmak için. Amerika'daki meslektaşlarımıza yalvardık know-how'unu versinler bize diye. Çünkü çok önemli bir özelliği var bu testin. 4 saatte sonuç veriyor. Çok iyi. Piyasadaki bütün testler en erken 12 ila 24 saat içinde sonuç veriyor. Bu sebeple embriyoyu dondurmak zorunda kalıyoruz. Eğer testin sonucu geç verilecekse. Çünkü embriyo ile rahim senkronizasyonunu kaybediyor. Boşu boşuna hastayı bir ay daha bekletiyoruz. Bunun için gittik bu testi sadece dünyada 3 yer yapıyor. Bir biz yapıyoruz, bir İtalya'da bir klinik yapıyor, bir de Amerika'da bulan insanlar yapıyor. 4 saatte sonuç veriyor. Yani sabah embriyodan bir parça alıyoruz. Hemen parantez soru. Embriyodan parça alınca embriyonun gelişimi bozuluyor mu? Hayır, bozulmuyor. Yani kolu bacağı eksik oluyor mu diye soruyorlar İster hastalar. istemez Onun için hocam şimdi. söyleyeyim. Zaten embriyo dediğimiz ne kadarcık? Yok, o noktada yüzlerce hücre var. Biz embriyodan 6-7 hücre alıyoruz. Ve buna baktığımızda 4 saat sonra bu embriyonun mesela Down sendromu olup olmadığını tespit ediyoruz. Daha anne rahmine koymadan. Ve eğer herhangi bir kusuru yoksa genetik açıdan 46 kromozomun 46'sına da bakma şansımız var. O zaman bunu transfer ediyoruz. İşte böyle bir hücre bulabilirsek o kadın 40 yaşın üstünde dahi olsa sanki 20 yaşındaymışçasına gibi bir gebelik oranıyla ona hizmet sunabiliyoruz. Çok Peki güzel. bunlar ne zaman çıktı? Yani sonuçta 1980'lerin başında tüp bebek başladı. Evet. 30 yıl, 37 yıl Seneye diyelim. 40. yılını kutlayacak. Pardon, bu sene. İnanılmaz. 78'de ilk tüp bebek yapıldıydı. 2018 40. yılını kutluyoruz. Bu anlattığım şeyler son 5 yılda çıkan şeyler. Çok Müthiş güzel. bir laboratuvar aslında ortamı oluştu değil mi? Sanki bilim tüp bebek konusunda inanılmaz hizmet veriyor. Şöyle söyleyeyim, 1993'ten beri ben tüp bebek yapıyorum. 93'te ne yapıyorsam şu anda tamamen farklı şeyler yapıyorum. Yani o zamanla, yani çok da uzak bir tarih olmamasına rağmen, o zamanla şu zaman arasında korkunç bir teknolojik ilerleme Çok var. değişik var. Yani ben Korkunç şu bir anda sustum izliyorum. bilgi Evet. ilerlemesi var. Yani eskiden biz embriyoyu günde bir defa izliyorduk. Çünkü bu yaşadığımız atmosfer embriyo için zararlı.
Dolayısıyla onların böyle kuluçka dolapları var. Oradan çıkarıyoruz, mikroskop altında bakıyoruz. O anki halini yazıyoruz. Ertesi sabaha kadar orada duruyordu. Hı-hı. Ve ne olduğunu da bilmiyorduk. O 24 Hı-hı. saatlik gelişimi gördüğümüzde o kadar şaşırdık ki. Çünkü mesela eşit bölünmüyor. Biri küçük, biri büyük bölünüyor. Ama zaman içinde ikisi birbirine eş hale geliyor. Yani doğanın kendini düzeltmesi gibi bir şey söz konusu. Şimdi mesela genetikte de bazı genetik problemlerin kendiliğinden self-correction denilen, hı hı. kendi kendine düzeltmesi söz konusu. Dolayısıyla doğa gerçekten çok şaşırtıcı olabiliyor. Çok biz de güzel. İşte öğrendikçe tabii ki hastalara verdiğimiz hizmet daha iyileşiyor. Çünkü mümkün olduğunca en kısa sürede onları kucaklarında bunun bebekle evlerine zaten, göndermek istiyoruz. Yani halkın aslında sadece çocuk sahibi olmak isteyip de çocuk sahibi olamayanlarmış gibi algılanıyor. Halbuki bak burada çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Mesela bir kadın ilk doğumunu yaptı, Down sendromu çıktıysa evet. ikinci asla doğurmuyor. Yani o kadının aslında doğurabilme, tekrar çocuk sahibi olabilme, sağlıklı çocuk sahibi olabilmenin de yolunu açmış oluyorsunuz. Evet. Doğru mu? Aynı şekilde. Kanser hastalar için var değil pek mi? Pek çok genetik kusuru olan, çocuğu olan çiftler için de hizmet veriyoruz biz. Hmm.